eBay kartınızı yüklerken hata mı alıyorsunuz? Herkese merhaba arkadaşlar, ben Akın Yılmaz. Bu video içerisinde eBay'e ürünlerinizi ve ödeme sisteminizi yüklerken almış olduğunuz hatayı ve çözümünün nasıl olacağını, hesabınız hala Manage Payment'a geçmediyse nasıl geçebileceğinizi ve onunla beraber de son olarak arkadaşlar ödemelerinizi PNL sürecinde, bağlanma sürecinde bilmeniz gereken critical, önemli bilgileri paylaşacağım sonuna kadar izlediğiniz takdirde. Kanala abone olup arkadaşlar bu şekilde desteğinizi gösterdiğiniz sürece de böyle güzel içerikleri sürekli olarak bu kanalda ilk olarak sizler duyacak ve göreceksiniz. Şimdi gelelim eBay'in politikasına. Eğer kartınızı yüklerken bir hata yaşıyorsanız üzülmeyin. Öncelikle ilk değilsiniz. eBay'in sisteminden kaynaklanan bir bug var şu an. Biliyorsunuz PayPal'la bu yılın sonunda ayrılıyorlar. Ve Mart ayında PNL'le çalışmaya başladılar. Eski hesaplar şu an PNL'le çalışıyor. Sizlere bir istek gönderiyorlar. Artık PayPal yerine eBay hesaplarınızı PNL'e link ediyorsunuz. Fakat altını çizerek söylüyorum arkadaşlar, bu herkese gönderilen bir mesaj değil. Lütfen hani özelden yazdığınız soruları çok güzel bir şekilde cevaplamaya da çalışıyoruz. Ama önemli olan şey şu arkadaşlar, bunu eBay ve PNL size gönderiyor. Eğer sizin hesabınızı yeteri kadar doğru bir şekilde bulursa, sizler istediğiniz şekilde bunlara başvuramıyorsunuz. Fakat bunların da süreçleri var. Bunları da size göndereceğim ve nasıl yapılacağını bu video içerisinde göstereceğim. Şimdi eBay'e kartınızı ödeme almak için yüklüyorsunuz. Çünkü sonuçta PayPal çıktı aradan. PNL'de çalışabiliyorsunuz ki bu çok güzel bir şey. Artık Türkler de internet üzerinde eBay'de satış yapabilecek. Çünkü biliyorsunuz sorunumuz yıllardan beri PayPal'dı. PayPal'da ödeme alırken Türkiye'de kapalı olduğu için farklı versiyonlar uyguluyorduk. Fakat bugün PNL Türkiye'de herkesin kredi kartıyla kartını alıp bankamatikten hem parasını çekebileceği hem de ödeme alabileceği bir platform. Peki bu süre içerisinde eBay hesabınızı bağlarken arkadaşlar PNL'e nelere dikkat etmelisiniz? Öncelikle gelin arkadaşların sorularına bakalım. Bu eBay bizim burada cevap olarak da benim de eBay komünitinin de cevap verdiğim forum sitesi arkadaşlar. Bu forum sitesinde bizler insanlar sorular soruyor. Bizler yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi diyor ki hesabı dinlemeye çalışıyorum ama "Bir can't process your payment. Please select a different payment method or check your payment details include your billing address." Diyor ki yani sorun yaşıyor, hesabınızı yükleyemiyor diyor. Problem nedir diyor arkadaşlar. Asıl problem arkadaşlar burada kartınızın yurt dışı kartı olduğuna, yani normal herhangi bir şekilde yurt dışında işlem yapıldığına bir öncelikli olarak emin olun. İkincisi eBay'in sistemde arkadaşlar bakın. Ve üçüncüsü ve son olarak eBay'e vermiş olduğunuz adres bilgileriyle PayPal'a ve yeni eklemiş olduğunuz kart bilgilerinin, adreslerinin ve isim bilgilerinin aynı şekilde tutarlı olduğuna dikkat edin. Çünkü çok insan görüyorum eBay'e kayıt olmuş İngiltere adresiyle ve Türkiye'deki Ziraat Bankası kartıyla eBay kayıt olmaya çalışıyor ama Türkiye adres sistemde eBay'deki adres farklı. Arkadaşlar bu bilgilerin aynı olduğuna emin olun. O yüzden TransferWise gibi bankalardan çok basit bir şekilde almış olduğunuz sanal adreslerle ya da arzu ettiğiniz takdirde business yapıyorsunuz. Business adreslerinizle, street adreslerinizle hesaplarınızı entegre edebilirsiniz. Ve aynı adresler hem eBay'de hem normal sizin kullanmış olduğunuz kartlarda gözüktüğü sürece sistem fraud'a düşmeyecektir. Ve bu şekilde yapabiliyorsunuz. Eğer daha önceki, hatta 2 gün önceki yapmış olduğum canlı yayını izlerseniz, canlı yayında A'dan Z'ye nasıl eBay'de şu an sistemiyle hesabınızda kredi kartı ve eBay hesabı açılır onu gösterdim adım adım ve bende böyle bir sorun yaşamadı. Ama bu şekilde yaptığınız takdirde hesabınızda problem yaşayacaksınız. Hadi gelin buradaki arkadaşların sorularının cevaplarına bakalım neler soruyor ve genellikle vermiş olduğumuz cevaplar nelerdir. Burada arkadaşlar diyoruz ki hesabının personal information bölümüne gidin diyoruz. Financial information yani finansal bilgilere geliyorsunuz. Edit diyorsunuz. Kredi kart bilgilerinizi giriyorsunuz. Bunu da yapabilmek için arkadaşlar yapmanız gereken tek şey şu yukarıda ismimin yazan yere geliyorsunuz. Orada tıkladığınız zaman account setting'e böyle payment option çıkıyor. Buraya bastığınız zaman da buraya yeni kart bilgilerinizi ekleyebiliyorsunuz. Bu kadar basit. Ama dediğim gibi vermiş olduğunuz bilgilerle eBay'deki adres bilgileriniz aynı olsun. Aksi takdirde bu problem yaşayacaksınız arkadaşlar. Peki her şeyi yaptım. Vermiş olduğum bilgileri de yaptım. Sistemdeki kart bilgileri hepsi uyuyor ama yine aynı hatayı alıyorum. Peki bu sefer ne yapacağım? Şimdi yapmanız gereken şey arkadaşlar sistemde eBay'in bug'ı var dedim. Sizlere göstermiş olduğum gibi. Bu da diyor ki eBay forum sitesine yazmış. Diyor ki arkadaşlarım diyor.
biz diyor sistemsel bir sorun yaşıyoruz diyor. Bu yaşadığımız sorundan dolayı diyor, kullanmış olmanız gereken browserlar Edge, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome ve Safari. Eğer Mac browser kullanıyorsanız diyor da yine Safari ve Firefox arkadaşlar en son versiyonlarını kullandığınıza emin olun. Yani ya kullanmış olduğunuz sunucunuzu, Safari'nizi, browser'ınızı güncelleyin ya da bunu yapmıyorsanız arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. Sistemsel olarak size aşağıda vereceğim linklerden tıklayın. eBay'deki hesabınızın arkadaşlar ne kadar güncel olup olmadığını sisteminizin kontrol edin. Burada bakıyorum link her şey yeşil çizgi klik vermiş. Eğer sizlerden bir tanesinde servis ya mavi ya da kırmızı çıkıyorsa buradaki onay belgelerinde hesabınızla ilgili bir problem var. Neden? Payout'ta sorun var. Yani şu an eBay hesabınızın statüsünü kontrol edebiliyorsunuz bu vermiş olduğum linkte. Bu şekilde sizler de hesabınıza girin. Bakın problem neyse daha eBay'i aramadan da öğrenebilirsiniz problemi. Ve ona göre bir sonuç. Eğer bize dijital market mentoring'den ulaşırsanız arkadaşlar aşağıda linkleri paylaşırım. Yardımcı olmaya da çalışırız. Fakat dediğim gibi arkadaşlar buradaki senaryoda yapmanız gereken işlemler bu kadar basit. Peki bu işlemleri yaptınız. Hesabınızı sisteme yüklediniz. Fakat eBay hala size ödeme sistemini vermedi. Yani hala PayPal'la ödeme alıyorsunuz ve yeni ödeme sistemi için size mesaj da göndermedi. Ya da herhangi bir şekilde size bir sistem de göndermedi. Ya da bu şekilde yaptınız, kartı girdiniz ama eBay hala size sorun yaşatıyor. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi de size yine aşağıda vereceğim linkten arkadaşlar buraya geleceksiniz ve hesabınıza giriş yapacaksınız. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra iki tane opsiyon var. Hesabınız seller normal bir individual yani bireysel olarak mı satış yapıyorsunuz eBay'de? Ticari olarak yani business olarak mı yapıyorsunuz? Şimdi burada hangisini yapıyorsanız bu şekilde benim verdiğim linkten başvurmanız gerekiyor. Burada başvurduğunuz zaman size sorduğu sorular çok basit. Şirketinizin business name'i, internet üzerinde HMRC'ye ya da Amerika'daysanız nasıl kayıt olduysanız şirketinizin adını bu şekilde yazmanız gerekiyor. İkinci senaryoda isim ki burada business name eğer bireysel olarak açıyorsanız gerek yok arkadaşlar boş geçebilirsiniz. İsminizin adı buraya yazıyorsunuz. İkinci isminiz, soy isminizi buraya yazıyorsunuz. eBay'e kayıtlı olduğunuz e-mail adresini buraya yazıyorsunuz. eBay'e tekrar söylüyorum kayıtlı olduğunuz buraya telefon numarasını giriyorsunuz. Derken altında çizerek burada bir parantez açıyorum. Kafanıza göre internetten almış olduğunuz eBay adresleriyle kafanıza göre internetten bulduğunuz tek kullanımlık ya da Google Voice tarzı telefon numaralarıyla eBay'e kayıt olup bu numaraları kaybederseniz yeni bir hesap açmanız gerekiyor. Ve bunun artı olarak hala aynı şeyi de PayPal için de yapmış olduysanız arkadaşlar ve bu numaralara ulaşamıyorsanız çok üzgünüm yapabilecek burada bir durum söz konusu değil. Tamamen ve tamamen o bilgiler sizin güvenliğiniz için çok önemli. PayPal'ı aramanız gerekiyor. PayPal'ı aynı numaradan aramadığınız takdirde bayağı bir sorun çıkartacaklar size. Bayağı bir evrak isteyecekler. Bu şekilde alabilirsiniz dedikten sonra. Parantezi kapatıyorum. Buraya arkadaşlar telefon numaranızı girdikten sonra diyor ki size İngiltere'de diyor bir eBay business hesabın var mı diyor. Bu eBay hesabın sisteminde arkadaşlar soruyor. Eğer kayıtlıysa business'a evet, değilse hayır. Ve diyor ki burada İngiltere'de bank hesabın var mı? Evetse evet, hayırsa hayır. Benim kendi görüşüme göre arkadaşlar, Türkiye'de ya da farklı bir şekilde sort code ya da account numarası olmayan, burada Payoneer size bunu veriyor, TransferWise bu bilgileri sizlere veriyor arkadaşlar. Hesapları biraz geriye atıyorlar. Eğer evet İngiltere üzerindeyse çok daha öncelikli olarak sizlere uğraşacak ve ulaşacaklardır arkadaşlar. O yüzden herkese yine dediğim gibi aşağıda paylaşıyorum TransferWise ya da Payoneer'den hesap açın arkadaşlar. Payoneer'de transfer örnek olarak TransferWise size gerekecek ya da başka banka varsa tabii ki çok banka var arkadaşlar. Tide kullanabilirsiniz, Sterling kullanabilirsiniz. Bunlar tam lokal bankalar olmadığı için çok kolay bir şekilde burada hesap oluşturabiliyorsunuz. Benim herkese önerim. Bu süreçte arkadaşlar şöyle çalışıyor. TransferWise hesabı açıp da açmaya çalışan arkadaşlarıma özellikle söylüyorum. Arkadaşlar TransferWise kartlarınız Türkiye'ye gelmiyor. Türkiye şu an kapsama ülkesinde değil. Azerbaycan'a da gelmiyor. Farklı ülkelerde gitmiyor. Fakat sizler burada kayıt olduğunuz zaman
Burada vermiş olduğunuz İngiltere adreslerinize, post ofisleri, sanal adreslerinize kartlarınızı göndertebilirsiniz. UK Box gibi platformlar sizlerin kartlarını aldıkları zaman sizlere mail atıyorlar. Diyorlar ki size bir mail ulaştı. Bu mail üzerinden hesabınıza bir kart geldi. Sizler de diyorsunuz ki arzu ettiğiniz takdirde bana kart numarasını oku ve kartı imha et. Ya da o kart numarasını bana oku ve benim şurada Türkiye'de aldığım adrese bu ürünü gönder. Ve bu şekilde bunlar yaklaşık 2-3 pound gibi parayla dünyanın her yerine, fiyatı değişebilir. Postayı siz seçiyorsunuz çünkü orada nasıl isteyiyorsanız, hızlı kargo, yavaş kargo, takip numaralı vesaire. Ona göre bir fiyat çıkıyor. Aldığınız bu maili, bunlar da UK Box, yani sizin sanal adresi, zaten amacı bunların, bu sanal adresi kullanmanızın amacı, bizler normalde ticaret yaparken insanların mail adreslerimize ulaşmasını, eve gelmesini istemediğimiz için böyle sanal adresler kiralarız ve genellikle bu promotion'la ilgili olan bütün bilgiler o adrese ulaşır arkadaşlar. Şimdi burada geldiği zaman sizin Türkiye'de, Azerbaycan, Rusya, dünyanın neresindeyseniz o adresi kargoyla kartınızı gönderecek. Kartınız ulaştığı zaman sizlere vermiş olduğu 16 haneli numarayı da eBay Payment bölümüne girdiğiniz zaman arkadaşlar, burada Payment'ta kartınızı sisteme ekleyebilirsiniz. Ya da sizler daha detaylı olarak arkadaşlar burada işlemleri kayıt ettirebilir ve vermiş olduğunuz bilgi adresleriyle sistemdeki eBay adresi aynı olacağı için de çok rahat bir şekilde hesabınızı hiç bu kadar şeyle uğraşmadan direkt açabilirsiniz. Not, çok ama çok önemli arkadaşlar. Kartlarınız, ben çokça kişiye gönderimi sağladım. Takip numaralı alın, bir pound daha fazla verin. Çünkü aksi takdirde arkadaşlar bazen gecikmeler ya da Türkiye'ye geldiğinde PTT kapınıza kadar kargoyu getiriyor. Bulamadığı zaman, bir sorun olduğu zaman tekrar İngiltere'ye geri gönderiyor. Gerçekten çok trajikomik ve başımıza çokça gelen bir durum. O yüzden lütfen ama lütfen, eğer yapabiliyorsanız ki yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Takip numarasına koyun ve bu şekilde takip edin bütün adımları ve böylelikle arkadaşlar kartınız elinize ulaştığınızda nerede olduğunu, bütün adımları, süreçleri takip edebilirsiniz. Dedikten sonra bu şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Son olarak arkadaşlar, Payoneer ile eBay hesapları birleştiği için burada sistemde sizlerden istemiş oldukları bilgiler var. Burada diyor ki individual olarak, bireysel olarak sizden bir ID istiyor. Bu ID normal şu an Türkiye'nin yeni kart bilgileri olabilir arkadaşlar. Pasaportunuz varsa ya da ehliyetiniz varsa olabilir. Ve bunlarla beraber de arkadaşlar proof of residence, yani hangi ülkede yaşamış olduğunuzla ilgili gerekli yasal bilgiler ve diğer şeyler, yaşamış olduğunuz alanlarla ilgili vesaire. Burada sizlere soruyor arkadaşlar hangisinin istediklerini çok detaylı şekilde soracak. Bu süreç bir hafta sürebiliyor. Sizlere Payoneer tarafından bir bilgi geliyor. Şirket kuranlar için biraz daha farklı arkadaşlar. Direktör bilgileri ve şirketinizin ortakları ile ilgili diğer bilgiler. Şimdi ben burada individual olarak başvurduğunuzu hesaplayarak size söylüyorum. Sizler Payoneer tarafından mesaj alıyorsunuz. İstedikleri evrakları sisteme yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra Payoneer size 5-7 gün içerisinde, bu aralar çok yoğun çünkü, gönderimini eğer doğru bir şekilde onayladıysa arkadaşlar, Payoneer size tamam diyor. Ve böylelikle daha önceki bir videom var. O videoyu izlerseniz eBay'e Payoneer hesabınızı nasıl link edersiniz onu da gösterdim adım adım bir şekilde arkadaşlar. Ve bu şekilde sizler de eBay'e Payoneer hesabınızı link edebilir. Artık Türkiye'den de eBay'de satış yapabilirsiniz. Ben gerçekten çok mutluyum arkadaşlar. Biliyorsunuz yıllardan beri Türkiye'deki bütün arkadaşlar, şu an neredeyse 30 bin öğrenciye ulaştık. Yani her geçen gün inanılmaz derecede artıyor ve eBay şu an bütün platformların üstüne çıkacak şekilde yükseliyor arkadaşlar. İnanılmaz derecede kolay bir başlangıç ve çok büyük paralar kazandırdığı için satıcılarını, şu an herkes ağırlıklı olarak dropshipping iş modeline geçiyor. Ve en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar, yeni bu yaklaşık bir yıl içerisinde inanılmaz derecede eBay satış platformu ve dropshipping iş modeli herkesin artık çok kolay bir şekilde yapabildiği, çok herkesin katılabileceği bir platform haline gelecek. Eğer sizler de daha o kadar kalabalık gelmeden başlamak istiyorsanız bence çok doğru bir zaman şu an. Sizler bizlere dijital market mentoring'den, Udemy'deki eğitim kurslarımızdan ya da arzu ettiğiniz takdirde sizler için açmış olduğumuz ücretsiz bütün yardımlaşma ve dayanışma, Facebook, Discord, Telegram,
aklınıza gelecek forum sitesine kadar bütün platformlardan yazabilir, sorularınızın cevaplarını ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Arzu ettiğiniz takdirde de bu işi ciddi bir şekilde yapacaksınız. Sizler için yenilemiş ve güncellemiş olduğum 2021 yılının en son eğitimlerini aşağıda bıraktığım linklerden ulaşarak inceleyebilir, konu başlıklarına bakabilirsiniz. Umarım artık daha sorunuz kalmamıştır. Çünkü burada bilmeniz gereken ve yapmanız gereken bütün bilgileri şu an en güncel 23.07.2021 tarihine nazaran anlattım arkadaşlar. Bu video tabii ki güncellenecektir. İlerleyen şekilde eBay platformu sürekli yeni şeyler getirdiği için. Ama bugün tarihiyle bu şekilde yaptığınızda herhangi bir şekilde bir sorun yaşamayacaksınız. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.